efendim, iyi akşamlar. Yeni bir medya haberde gündem programıyla yine karşınızdayız. Üç kadın konuğumuz olacak. Üç kadın gazeteci. Nadiye Gürbüz, Atılım Gazetesi'nden. Yine Sevda Erkılınç, Özgür Gelecek Gazetesi'nden. Ve Mürvet Küçük, Alın Teri Gazetesi'nden. Ben öncelikle her üç konuğumuza da hoş geldiniz demek istiyorum. Sosyal medyada da değişik biçimlerde de televizyonumuzdaki tanıtımlarda da duyurduk. Hem Türkiye iç siyasetini hem de HDP'nin Demokrasi İttifakı çabaları ile ağırlıkla da geçtiğimiz hafta kuruluşunu ilan eden Birleşik Mücadele Güçleri ve Faşizme Karşı Mücadele'yi üç kadın gazeteci arkadaşımızla konuşacağız. İlk iki başlığı özellikle Erdoğan'ın yeni anayasa manevrasıyla AKP-MHP karşıtlığı üzerinden muhalefet geliştiren sistem içi diye muhalefet tabir edebileceğimiz kesimleri biraz hızlı geçeriz ama HDP'nin Demokrasi İttifak çabalarıyla ağırlıkla da Birleşik Mücadele Güçlerini konuşuruz diye düşünüyorum deyip hemen fazla zaman kaybetmeden Nadiye Hanım'la da başlayalım istiyorum. Mümkünse bu ilk iki başlığımızı biraz kısaca değerlendirelim. Diğerini daha geniş tartışmaya zaman kalsın diye. Şimdi Erdoğan son günlerde reform söylemlerini, işte yeni anayasayı yeniden diline doladı. Muhalefetin bir kesimi bu söylemleri AKP-MHP iktidarının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tabir ettiğimiz tekçi sistemi tahkim etme, güçlendirme girişimi şeklinde yorumladı. Ama diğer taraftan bunun yönetememe krizinin ortaya çıkardığı sonuçlar olduğu, manevralar olduğu yönünde de görüş belirtenler var. Doğrusu ilgiyle izlenen de bir durum değişik çevreler tarafından. Nadiye Hanım, özellikle sizden bunun yanıtını alarak başlayalım istiyorum. Ne dersiniz bu söylemlerin ortaya çıkardığı sonuçları özellikle değerlendirmenizi istiyorum. Öncelikle hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ya şimdi daha önce de aslında anayasayla ilgili pek çok tartışma oldu. Yeni bir tartışma değil ama bugün bakımından bu tartışmanın yeniden başlıyor olmasının ben söylediğiniz iki boyutu da içerdiğini düşünüyorum. Yani bugün özellikle bu tekçi bir rejim anlayışının oturtulabilmesi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tarif ettikleri bu tekçi başkanlık rejimini yaşama geçirmek ve bunun yasal olarak da geri dönülemez bir biçimiyle yasal olarak da bunun ayaklarını örme çabası. Ama tabii ki bunun diğer bir boyutu var. Yani oluşturulan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye oluşturulan bu sisteme karşı ciddi tepkiler var. Pek çok kesimden var. Yani sadece bu ülkedeki deyimcilerden, yurtseverlerden, sosyalistlerden değil, başkaca kesimlerden de yoğun tepkiler var. Ve bu aslında toplumun büyük bir kesimine kabul ettiremedikleri, bir türlü istedikleri biçimiyle de yaşama geçiremedikleri, aynı zamanda o tek adam rejiminin de toplumdan ciddi tepkilerin ortaya çıktığı bir dönemi yaşamış olduk. Şimdi burada bir kendini garanti altına alma çabası var ama toplumun büyük bir kesimine de bunu bir türlü kabul ettiremiyorlar. Yani toplumun yarısına en azından bunu kabul ettiremedikleri için aynı zamanda toplumu baskı altına almak, burada daha sessiz, sakin, daha rahat yönetebilecekleri baskı ve zorun daha belirgin bir biçimiyle açığa çıkacağı bir sistem kurmak istiyorlar. Anayasa tartışmasının en temel şeylerinden bir tanesi bu iki ayağı diyebiliriz. Bir şey daha söyleyeyim, bu kısmı hızlı geçelim dedik çünkü. Yani anayasa tartışmaları başladığı ilk andan itibaren verilen tepkilere baktığımızda da aslında ilk dört maddenin tartışılmaması gerektiği üzerine hemen hemen sizin de tarif ettiğiniz o burjuva partilerin hepsinde bir hemfikirlik söz konusu. Ve o devlet aklı
ne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız gibi sunsalar da o devlet aklının sirayet ettiği bütün partilerin aslında demokratik bir anayasadan çok uzak olduğunu da gösteren bir şey. Bizim de bu meseleyle ilgili tartışmalarda almamız gereken tutum şu olması gerekiyor. Yani bugün AKP-MHP Ergenekon ittifakının yapacağı herhangi bir anayasanın demokratik olma ihtimali bence hiçbir biçimde, hiçbir koşul altında yok. Bu nedenle de bir bakalım nasıl tartışılıyor, ne deniyor gibi söylemlerden de uzak durmamız gerekiyor. Böyle bir beklenti içerisinde de, böyle bir beklentiden de uzaklaşmak gerekiyor diyebilirim. Peki. Sevda Hanım, sizinle devam edelim istiyorum. Şimdi Erdoğan reform ve anayasa söylemlerinin iç ve dış gelişmelerden daha doğrusu bağımsız olduğunu düşünmemek gerekir diyen bir kesim de var. Yani siz bu bağlamda değerlendirdiğinizde özellikle içte ve dışta iktidarı zorlayan etkenler de kısmen Nadia Hanım da söz etti. Bu dengelere ilişkin ne dersiniz? Bir ikincisi, Erdoğan bu söylemlerle birlikte Bahçeli ile kurduğu iktidarı tahkim ederek iç ve dış dengeleri kendi lehine dönüştürebilme şansına sahip mi? Çünkü öyle bir yaklaşım da gözleniyor. Yani sıkıştıkça bir şekliyle kendini tahkim edip korumaya dönük bir çaba var. Bunu yapması olası mı? Merhabalar, iyi yayınlar. Ya öncelikle ilk söylediğiniz üzerinden başlarsak aslında tabii ki bundan bağımsız düşünülemez. Yani mevcut iktidarın, siyasi iktidarın bugün böylesi bir şeye ihtiyaç duyması hem iç hem de dış siyasette belli sıkışmaların, belli krizlerin aslında açığa çıkması, buna bundan kaynaklı ihtiyaç duymasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Sesim geliyor mu acaba? Hüseyin Bey, ben... Sesiniz geliyor. Sesiniz geliyor. Bir problem yok. Bazen ekrana sizi tek verdiklerinde de sesiniz izleyiciye ve bize geliyor. Ya şimdi ülkenin şu an içerisinden geçtiği sürece baktığımızda gerçekten hareketli bir taraftan aslında hem Boğaziçi'ne baktığımızda hem de diğer gelişmelere baktığımızda sıcak ve hareketli günlerden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ama iktidar açısından bir kere anayasa meselesine önce oraya bir vurgu yapmak gerekiyor. Yani 18 yıldır iktidar olan bir siyasi iktidarın anayasa yapacağım demesi hem biraz da komik de kaçıyor. Ama diğer taraftan esas olarak mevcut şu an yaşadığı siyasi ekonomik pandemiyle birlikte gerçekten ekonomik anlamda derinleşen çeşitli krizlerini örtme çabası olarak aslında görmek gerekiyor bunu. Bunu ertelemek, dikkati buradan uzaklaştırmak gibi bir çaba içerisinde olduğunu aslında söylemek gerekiyor. Yani iktidar ne zaman aslında siyasi, hem içeride ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda sıkışsa böylesi gündemlere sarılma çabası içerisinde olmuştur. Bunu şeyle de yapar. Mesela işte dış siyasette diyelim ki Libya'ya yapılan operasyon, oranın içinde bulunma şekli, oradan bir şey elde edemediğinde başka bir yere yönelme ve yani örneğin Orta Doğu'ya operasyon düzenleme. Bugün işte Gare operasyonu aslında kendi kitlesinden de ekonomik anlamda, siyasi anlamda kriz içinde olmasından kaynaklı duyulan tepkiyi aslında bir derece azaltmanın da gayreti olarak hani okumak gerekiyor. Diğer yani her anlamda sıkışmış bir durum var. Bunu birazcık bu zorlayıcı dengeleri kendi lehine çevirmenin derdinde ama buradan baktığımızda ezilenlere dönük bir şey çıkmayacağı çok net. O yüzden kendine bunu çeviremez. Yani bunu lehine çeviremez. Anayasayla ilgili açıklamalarında şunu da çokça gördük sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani kendi içindeki çatlağı da aslında bir parça örtme, yani Cumhur İttifakı içerisinde ya da AKP içerisindeki krizi de çatlağı da açığa çıkan tartışmalar da aslında örtme ve oradan doğru da aslında muhalefeti diyebileceğimiz hani Millet İttifakı diyebileceğimiz muhalefette oradan doğru sıkıştırma. Hani ben halk açısından reform ve anayasa yapıyorum. Siz buna hani
olumlu yaklaşmıyorsunuz, yardımcı olmuyorsunuz şeklinde bir algıyla hem kendi kitlesine buradan doğru bir mesaj vermeye çalışma, hem de hani karşı tarafı buradan doğru da sıkıştırma. Yani böylesi yanlara var ama esas olarak dediğim gibi tekrarlamak gerekirse kendi krizini örtme, erteleme, konuşturmama çabası. Fakat hani buradan bir dönüş yok, çünkü AKP iktidarının, siyasi iktidarın herhangi bir anayasa yaparak ezilenlere, halka, ötekileştirilenlere dönüp herhangi bir olumlu sonuç çıkmayacağı çok net. Dolayısıyla bunu ısrarla gündem yapması aslında buradan, o yüzden Nadiye'nin dediği gibi uzak durmak bu tartışmadan ya da gerçek anlamda reform beklemek, anayasa beklemenin çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. Biz aslında ilerleyen bölümlerde Türkiye'deki AKP-MHP Ergenekon iktidarına karşı mücadeleyi de geniş bağlamda konuşmayı düşünüyoruz. Ama şu anayasayla ilgili de aydınlatıcı olsun diye doğrusu bir başlangıç yapalım dedik. Çünkü birileri bunun üzerinden bir umut pompalıyor topluma. Bunun bir kesimi de muhalefet. Şimdi bu AKP-MHP karşıtlığı üzerinden muhalefet yapan sistem içi kesimi de Mürvet Hanım değerlendirsin istiyorum, ama bu bağlamda tabii bu anayasa tartışmalarını da sormak istiyorum. AKP-MHP iktidarı bir söylemdir, tutturmuş gidiyor. Ancak görünen o, biraz önce Sevda Hanım da dediği gibi gündemi kontrol etmekte de zorlanıyorlar. Yani gündemin kontrolü çok da ellerinde değil. İşte muhalefetin bir kesimi, özellikle Millet İttifakı denen yapıdaki siyasal güçler ise birçok kez statükonun korunmasında AKP-MHP'yi bile geride bırakacak yaklaşımlar sergiliyorlar. Şimdi yaşanan tartışmalar bağlamında muhalefetin özellikle bu kesiminin geliştirdiği tutuma da baktığımızda ne demek mümkündür? Bu muhalefet, söz konusu Millet İttifakı dediğimiz muhalefet, gerçekten bu iktidara karşı ne yapıyor, ne yapabilir? Öncelikle merhaba demek istiyorum. İyi yayınlar. Ya ben dünyadan gelerek bu konuya değinmek istiyorum aslında. Yani bugün Türkiye'de yaşadığımız anayasa tartışmaları ya da muhalefetin iktidar güçleriyle aynı telden konuşması, yani giderek aralarındaki farklılıkların silikleşmesi ve aynılaşmaları aslında dünyada, sistemin dünya genelinde yaşadığı ekonomik, siyasal, kültürel, ideolojik krizin doğrudan bir yansıması. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Yani emperyalist kapitalist sistemin kendisini her alanda üretemeyecek bir krizle boğuşuyor olması. Yani bu üretememe krizinin her anda kendisini gösteriyor olmasıyla doğrudan ilişkili. Bugün Türkiye'de muhalefet partilerinin hepsinin programına bakın, hemen hemen aynıdır aslında. Çünkü hepsi mevcut krizin, yani dünya genelinde yaşayan ve Türkiye gibi bağımlı ülkelerde de kendisini bir şekilde yani ciddi bir buhran biçiminde ortaya koyan bu krizin bir yansıması olarak böyle bir bütünlük taşıyor. Mesela ABD'de seçimler oldu. İşte faşist eğilim ve kurumsallaşma yönelimine giren Trump gitti. Yerine Biden geldi. Ama programına bakın, aslında Trump'la benzer şeyler söylüyor Biden. Belki belli söylem farklılıkları var. Belki işte Trump'ın yarattığı o bunalmışlık içerisinde Biden çok farklı bir şeyi temsil ediyormuş gibi görünüyor. Ama özünde yani ekonomiden tutalım dış politikaya, Amerikan emperyalist gücünün hegemonik iktidarının yeniden pekiştirilmesine, sağlamlaştırılmasına kadar aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. Bugün Türkiye'de de durum bundan çok farklı değil. Sistem kendisini üretemeyecek düzeyde bir derin bir krizle sarsılıyor ve burjuvazinin bütün partileri, bütün klikleri aslında aynı daralmış zeminde, aynı kendisini üretememe zemini üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar ve üç aşağı beş yukarı hepsinin ortaklaştığı noktalar aynı. Yani yayılmacı eğilimler hepsinin ortak keseni. Yani Türk tekelci burjuvazisinin ortak keseni. Yayılmacı eğilimlerin yanı sıra işte Kürt fobisi, Kürt halkına dönük düşmanlık. Yani bu yayılmacı eğilimlerle de iç içe geçerek
işte Kürt halkının kazandığı belli kazanımların bütünsel bir eğilime, bütünsel bir moral güce ve şeye dönüş, kendine çok ciddi bir dönüşünün olabileceği, çok farklı kopuşların olabileceği korkusuyla iç içe geçiyor. Ama aynı zamanda her sistemin yaşadığı tıkanmanın yarattığı fırsatlarla da ağzı sulanarak nereye kadar gidersem o kadar fethedeyim hayalleriyle kendisini somutlayan bir bütünlük taşıyor, bir çelişki taşıyor. İşte Libya'ya açılım, bütün Türk burjuvalarının eğilimi. Yani bugün CHP işte Amerikan Senatosu'nda 53 senatörün Biden'a verdiği mektuba verdiği yanıtta işte şuralardan çıkarsan olmaz, biz arkandayız diyor. Yani hepsi aynı eğilimin, yani Türk tekelci burjuvasının yaşanan krizden çıkış yönelimleri itibariyle aynı yönlere baktıkları, belli söylemsel farklılıkları olmakla birlikte programatik anlamda işte bu krize çözüm yöntemleri anlamında aslında aynı telden çaldıklarını söyleyebilirim. Yani bu anlamda bir kesişmedir bu. Temelleri kendisini üretememesi krizi biçiminde yansıyan bu yapısal krizle doğrudan ilişkidir. O anlamıyla muhalefetten başka bir şey beklemek, yani başka bir ses beklemek aslında eşyanın tabiatına aykırı bir şey olur. Yaşananları sadece AKP, MHP, Ergenekon faşist ittifakıyla, o ittifakın kendine has eğilimleriyle anlamaya çalışmak, anlamlandırmaya çalışmak da çok eksik bir yaklaşım olduğu gibi yanlış sonuçlara bizi vardırabilir diye düşünüyorum. Yani bu sonuçları biz işte yetmez ama evetler sürecinde gördük. Yani aynı işte şimdi burjuva muhalefet içerisinde farklı ittifak güçleri arayışına girmenin benzer yanılsamalar ve benzer tehlikeli sonuçlara neden olacağını özellikle belirtmek istiyorum. Hani derler ya, tarihte bir kere tekrarlanır bir şey. İlkinde trajedidir, ikincisinde komedidir. Hani bugün bu tablo içerisinde mevcut burjuva muhalefet klikleri içerisinde çeşitli ittifak arayışlarına girmek, hala bu sistem sınırları içerisinde belirli çözümler üretilebileceğini düşünmek gerçekten trajedi değil ama gerçekten komik. Tarihsel anlamda komik ama halkların, işçi ve emekçilerin canını acıtacak, çok daha büyük bedellere neden olacak sonuçlar yaratacaktır. Kısaca bunları söyleyebilirim. Peki. Nadia Hanım'la devam edelim istiyorum yine. Yine bu bağlamda, sistem içi muhalefet bağlamında sormak istiyorum. Aslında hepimiz biliyoruz bu sistem içi muhalefetin kilitlendiği, statikoyu korumak zorunda hissettiği noktaların başında Kürt meselesi geliyor. İşte Nadia, Mürvet Hanım da kısaca değindi. Elbet başka meseleler var. Bu durumu sistem içi muhalefet dediğimiz, burjuva muhalefet açısından değerlendirdiğimizde AKP, MHP, Ergenekon ittifakına karşı muhalefet yapmanın temel nedenlerinden biri gibi değerlendirmek yeterli mi? Yoksa bu tutum aynı zamanda hem iktidarın hem sistem içi burjuva muhalefetin statikoyu besleme taleplerinin bilinçli bir yansıması mı? Bunu şu bağlamda soruyorum çünkü 2015'ten bu yana yürütülen siyasette HDP'ye, Kürt siyasal hareketine, sol sosyalist hareketlere dönük tüm saldırılarda bir tutum farklılığı bu iki kesim arasında neredeyse hiç görülmedi. Ya aslında yani yıllardır söylediğimiz bir şeydir bu. Herhalde Kürt sorunu bu ülkedeki herkes bakımından bir turnusol özelliği taşıyor. Yani ne kadar özgürlükçü olduğunuzu, ne kadar demokrat olduğunuzu aslında belirleyen temel etkenlerden bir tanesi. Yani deyimciliğinizi, sosyalistliğinizin de ötesinde bir durum olarak tarif ediyorum bunu. Ve en kritik anlarda aslında başını CHP'nin çektiği, yani en ilerideymiş gibi kendisini göstermeye çalışan ve böyle bir algı yaratılmaya çalışan o Millet İttifakı içerisindeki partiler arasında CHP'nin en kritik anlarda takındığı tutumları hatırlayalım öncelikle. Yani zaten bütün sınır ötesi operasyonlara
devletin bekası, güvenliği adı altında her zaman onay vermişlerdir. Ama onun dışında HDP ile ilgili işte vekillerimizin milletvekilliklerinin düşürülmesi, eş başkanlarımızın tutuklandığı dönem, yine çok sayıda katliam yaşandı. 2015 diye hatırlattığınız o süreç, işte o katliamların başladığı süreçtir. Suruç katliamıyla başlayıp 10 Ekim Ankara katliamıyla devam eden ve sonrasında da aslında Kürt halkına yönelik ciddi gözaltı, tutuklama saldırısının yaşandığı bir süreci yaşadık. 90'lı yılları hiç hatırlatmıyorum. Yani 90'lı yıllardaki tutumları da benzer bir tutum söz konusuydu. Şimdi AKP-MHP o ittifakının, faşist ittifakının karşısında bir tutum alıyormuş gibi, zaman zaman farklı söylemler söylüyorlarmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. CHP'sinden devasına bilmem kimine kadar. Ama aslında bu söylediğimiz çeşitli noktalar, yani o önemli anlarda aldıkları tutumlara baktığımızda onların hemen hemen hepsinin, aslında hepsinin, hemen hemen demeyelim, hepsinin tek belirleyeni var. Bu devletin bekası. Devletin bekası için ne bir işçinin, emekçinin, kadının ne de Kürt halkının özgürlük ve eşitlik taleplerinin hiçbirini demokrasi ve özgürlükçü bir yaklaşım içerisinde olmaları mümkün değil. Zaten bu anayasa tartışmalarında da görüyoruz bunu. Yani ilk dört madde diye diretmelerinin şeyi de, kodları da buraya dayanıyor zaten. Mesela bir anayasayla ilgili bir tartışma yapıyorlar. Bakıyorsunuz yani bir dirhem özgürlükten, demokrasiden bahseden, ifade edilen bir şey söz konusu değil. Doğal olarak Mürvet'in de dediği gibi aslında birbirlerinden hiçbir farkları yok. Biz bunu pratikte zaten yaşayarak görüyoruz. Şimdi mesela Gari'ye bir işgal saldırısı söz konusu. Bunun karşısında yani aykırı bir ses duydunuz mu? Hiçbirimiz duymadık yani. Bunun karşısında aykırı ses söz söyleyen sadece bu ülkenin deyimcileri, sosyalistleri, yurtseverleri. Bunun dışında herhangi bir aykırı ses yok. Çünkü orada belirleyen işte hepsinin söylediği teröre karşı bir mücadele gibi ortaya koymaya çalıştıkları, aslında karşılarına Kürt halkının özgürlük mücadelesini aldıkları bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle de o birbirlerinden farklarının olmadığını, küçük küçük nüans farkları varmış gibi yansıtılan şeylerin de aslında bir yanılsama olduğunu net bir biçimde söyleyebiliriz. Yani sonuç itibariyle bunların tümü bir şekliyle devleti koruma eğiliminin bir yansıması. Yani bu burjuva muhalefetle AKP-MHP iktidarının tutumu. Sevda Hanım, buradan aslında biraz da daha çok devrimci mahalleye, sosyalistlerin mahallesine ya da işte yurtseverlerin mahallesine gidelim istiyorum. İlk bölümde daha çok iktidar ve muhalefet, sistem içi burjuva muhalefet bağlamında değerlendirdik ama bu bağlamda da HDP'nin uzun zamandır geliştirdiği bir demokrasi ittifakı çabası, çalışması var. Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana da bu çabayı yoğunlaştırdı. İşte konuştuğumuz yapıda, mecliste grubu bulunan partiler içerisinde de statükoyu zorlayan kesimin artık HDP olduğunu da söylemek çok somut bir tespit. Peki HDP'nin birkaç koldan geliştirmeye çalıştığı bu geniş ve geniş bir demokrasi cephesi oluşturma yönündeki çabaların gerçekten bir karşılığı var mı? Bir ikincisi de birkaç koldan dediğim kasıt o. Yani hem sistem içi burjuva muhalefetle bir şekliyle bir yoğunlaşma içerisinde, yine bir şekliyle demokratik kitle örgütleriyle, diğer sivil toplum kurumlarıyla, bir de devrimci muhalefetin sol sosyalist bileşenleriyle yürütüyor. Hem sistem içi kesimler açısından hem
sistem dışı, devrimci muhalif kesimler açısından değerlendirirseniz gerçekten özellikle devrimci muhalifler bu çabanın neresinde duruyor? Yani HDP açısından meclise bir siyasi bir parti olmasından kaynaklı yürüttüğü, farklı kollardan yürüttüğü demokrasi çabalarının elbette ki bir karşılığı var. Nasıl var? Hem kentlik sitesi esasında da ziyaret ettiği ya da demokrasi ittifakı oluşturma adına bu partilerin, gittiği partilerin kitlesine bir sesleniş, oradan doğru bir mesaj verme. Bu anlamıyla elbette ki bir karşılığından bahsedilebilir. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Yalnız hani esas olarak sorunun da hani esasını oluşturan derinci muhalif kesim bu demokrasi çabasının neresinde ya da bu demokrasi birlikteliğinin neresinde sorusu odağında aslında cevabıyla yanıtlanabilir bence. Çünkü zaten aslında HDP açısından da hani çok büyük bir beklentilerle bu ziyaretler yapılmıyor. Yani şöyle, şimdi mesela Zare operasyonunu baktığımızda işte iki siyasi iktidardan daha fazla bunu dinlendiren yüksek sesle bunun gerekliliğini ve benzeri operasyonlarda da bunu söyleyen bir muhalefet açısından bu anlamıyla durdukları yer çok açık. Ama hani HDP bugüne kadar zaten aslında devrimci ilerici kamuoyuyla partilerle birlikte aslında bunu odağına alarak beraber hareket etme, hem seçim dönemlerinde hem de diğer dönemlerinde, hem de yani ittifak dediğimiz şey, birliktelik dediğimiz şey aslında zaten beraber baskılara, saldırılara, ezilenlere dönük, Kürt halkına dönük baskılar ya da partilerine dönük baskılarda birlikte mücadele, sokakta mücadele, buna karşı koyuştaki mücadelede yan yana kimlerle durduğu. Dolayısıyla bugüne kadar zaten hem HDP zaten bir bileşen partisi, bunun dışında HDK var. Beraber mücadeleyi sokakta verdiler. Dolayısıyla odağında yer alan güçlerle ancak aslında ileriye dönük adımları da buradan doğru atabilir ve zaten buradan doğru hani hareket ediyor bence. Yani bunu böyle kısaca yanıtlayabilirim. Şunun için sordum, belki orayı açmanızda da yarar var diye araya girip kısa da yanıtlamanızı isteyerek sormak istiyorum. HDP'nin diğer kesimlerle yani devrimci sol sosyalist birlikte hareket ettiği, aynı bileşen içerisinde olduğu yapılar ya da bunun dışında kalan diğer çevrelerle birlikte geliştirdiği ittifak ya da birlikte mücadele siyasetinin dışında bu özellikle burjuva muhalefetle geliştirdiği ilişkileri nasıl değerlendirmek gerekir? Bununla ilgili belki bir iki kısa cümle. Sevda Hanım, size sordum. Evet, ya arada sesle ilgili bir sıkıntım oldu benim, o yüzden soruyu belki de tam anlamamışımdır. Yani özellikle HDP'nin burjuva muhalefetle AKP dışındaki diğer kesimlerle geliştirdiği demokrasi ittifakı arayışlarını nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü şöyle de bir durum var. Ya boşa kürek sallamaktır. Oralarla görüşmenin ne anlamı var? Gerçekten öyle mi, yoksa bu konuyla ilgili farklı bir bakış açısı da var mı? Maalesef ben sorunuzu alamadım. Ciddi bir internet sorunu yaşıyorum. Ben Nadia Hanım'la devam edeyim. Belki bu sorumu, size sorduğum sorumu Nadia Hanım da duyduysa yanıtlayarak soracağım soruya da yanıt verir. Şimdi HDP'nin Birleşik Mücadele Güç, pardon Mürvet Hanım'a, Mürvet Hanım'a soruyorum. Nadia Hanım, özür dilerim. Şimdi bu HDP'nin gündeme getirdiği sorunların en başında Kürt meselesinin geldiği çok açık. Elbet başka başlıklar da var ama HDP'yi statükocülardan ayıran temel etkenlerin başında olduğu da görülüyor. Tam da bu nedenle HDP ile yan yana görünmek istemedikleri de açık bu kesimlerin. Şimdi bu düşmanlığı da körükleyen bir tutum. Statükocunun bu uğursuz rolünü kurmak için devrimci güçlere nasıl bir rol düşüyor? Bir ikincisi, biraz önce Nadia Hanım diye kastettiğim soru. Yani gerçekten bunları devrimci güçlerle birlikte yapmak mümkün ama bunun yanı sıra diğer kesimlerle görüşmek ya da onlarla bir ittifak içerisinde yer almaya zorlamak boşa kürek sallamak mı? Ne dersiniz? Ya demin de aslında ben girişte yaptığım konuşmada da aslında biraz buna işaret etmek istemiştim. Yani böyle bir umudun ben
Belki HDP'nin niyeti diplomatik anlamda kendi misyonunu yerine getirmektir. Sınırlarını o da biliyordur ama bu görüşmeleri yapması bile, yani bu yönde bir zorlama içerisine girmesi gibi bile yani işçi ve emekçilerde başka bir beklenti ve umut yaratmaya vesile oluyor, neden oluyor. Ama bunun bir karşılığı, maddi bir karşılığı yok. Yani HDP o kapıları çalıyor, o kapılardan bazıları yan durarak da olsa açıyor. Bazıları daha baştan önünü kapatıyor, işte teröristsin diyerek yaftalıyor. Ya da işte gizli ittifaklar yaparak aslında HDP'yi de misyonuna uygun olmayacak şekilde küçük düşüren bir tutum içerisine giriyor bazıları da. Oysa ki HDP Kürt halkının ve Türkiye'deki ilerici demokratik dinamiklerin kendisini ifade ettikleri bir güç. Yaklaşık 6 milyon insanı temsil ettiği söyleniyor. Ve bu ciddi bir güce ifade ediyor. Bu anlamıyla HDP'nin politikalarını belirlerken hani bu kendi temsil ettiği işçi ve emekçi kesimlerine, Kürt ezilen halkına vereceği mesajları doğru tanımlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün mevcut burjuva siyasal partiler içerisinde Kürt sorununun ya da diğer demokratik sorunların anladığımız tarzda demokratik bir muhtevayla, demokratik bir yöntem ve biçimle çözebilecekleri bir misyonları yok. Öyle bir hareket zeminleri de yok. Yani sistemin yaşadığı krizle doğrudan ilişkili olarak böyle bir hareket zeminleri de yok. Tersine aslında hepsi mevcut küresel kriz, emperyalist kapitalist sistemin yaşadığı krizi fırsata çevirmekle korkuları iç içe yaşıyorlar. Yani tekelci burjuvazi için yeni egemenlik alanları, yeni hegemonya alanları yaratmak hepsinin ortak muradı. Yayılmacı politikalar hepsinin ortak muradı. Kürt sorunu, Kürt halkının kendi kaderini tayin etmesi, belirli siyasal kazanımlarını anayasal güvence altına aldırmasının yaratacağı moral ve motivasyondan korku hepsinin ortak buluştuğu nokta. Ve mevcut işte katmanlı kriz, bu krizin sistemin artık kendisini birçok alanda yönetemez hale getirmiş olması aslında hepsinin üzerine bastığı zemini oluşturuyor. Hiçbiri şu anda iktidara gelseler bile rıza üretecek, işte burjuva demokratik anlamda çeşitli işte reform denilen şeylere gidebilecek kitlelere bu yöntemle sisteme özümseme yönetim biçimlerine tekabül eden çeşitli demokratik açılımlara gidebilecek bir zemine sahip değil. Bu anlamıyla bu güçlerde böyle bir eğilim varmış yanılsaması yaratmak, böyle bir dinamik varmış yanılsaması yaratmak tarihsel olarak tehlikeli. Böyle tanımlayabilirim. Yani güçler, asıl olan devrimci güçler açısından, devrimci muhalefet açısından, sol sosyalist muhalefet açısından değerlendirseniz ne dersiniz? Kısaca mı? Yani HDP'nin sol sosyalist hareketle ilişkisi anlamında mı diyorsunuz? Bir bütün olarak ama bu Demokrasi İttifakı paralelinde. Ya işte burada sorun yani şu gelinen noktada, yani dünya düzeninde bakıyoruz, onlarca ülkede artık krizin yarattığı birikmiş öfke isyanlara dönüşüyor. Yani onlarca ülkede bu isyanlar yaşandı ve yıllardır bir sürekliye ulaşmış biçimde devam ediyor. Çeşitli kıtalara yayılacak şekilde. Şimdi bizim sol sosyalist muhalif kesimler olarak asıl olarak esas almamız gerekenin işte sistemin yarattığı yıkıma, toplumsal yıkıma, sosyal yıkıma karşı birikmiş ve giderek, yani son Boğaziçi'deki patlamada da gördük, çok keskin bir mayalanma içerisinde bu birikmiş tepki ve patladığı noktada toplumun çok çeşitli kesimlerini ile bir şekilde buluşan, henüz pratik bir ifadesini kazanmasa bile bir şekilde buluşan ve hızla siyasallaşan bir muhteva kazandı. Yani bu bile bize şöyle bir uyarıcı, yani şöyle bir yönümüzü çevirme anlamında uyarıcı bir etken rolü görüyor diye düşünüyorum. Yani biz asıl olarak işçi ve emekçilerde, gençlikte, kadın hareketinde,
işte sosyal hayatının, doğasının talan edilmesine karşı, işte askerle, devletle karşı karşıya gelen köylü direnişlerinde, yani toplumun çeşitli kesimlerinde mayalanmış o öfkeyi açığa çıkaracak yöntem ve araçlar bulmak üzerine kafa yormalıyız. Gücümüzü bu araçları geliştirmek, bu araçları gerçekten kitlelerle buluşmanın vesilesi yapabilecek, buna uygun bir dil, buna uygun bir ortaklık, yoldaşlaşma kültürünün yaratılmasını seferber etmemiz gerektiğine inanıyorum. Peki. Yani onun dışında sistemin şu ya da bu muhalif kesimi içerisinde şu tarihsel eşikte, şu tıkanma koşullarında hele hele bir ittifak gücü arayışının tarihsel olarak yanlış, hatalı ve tehlikeli olduğunu altını çizmek istiyorum. Buradan asıl belki daha çok konuşmamız gereken başlığa geçmek istiyorum. Nadia Hanım'la da devam edelim istiyorum. Biraz önce yanlış anons etmiştim ama onu da düzelterek tekrar özür dileyerek söyleyeyim. Birleşik Mücadele Güçleri ve Faşizm geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili kuruluşunu ilan etti. Birleşik Mücadele Güçleri. Doğrusu bu tartışmalarımız bağlamında da yanıtladığınızda bu oluşum, bu güç hangi ihtiyaca binaen ortaya çıktı, ne denebilir? Bu belki ilk etabı olabilir bu sorunu. Bir de bu oluşum Türkiye'nin bu mevcut gidişatına nasıl müdahale edebilir? Etkisi ne olabilir? Yani bu konuyla ilgili tartışılan, konuşulan ne? Bölüm böyle bir koptu ama az çok duyabildim soruyu. Şöyle söyleyeyim. Bu oluşum Türkiye'nin gidişatına nasıl müdahale edebilir, etkisi ne olabilir diye de sormuştum. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında birleşik bir mücadele, yani faşizme karşı birleşik bir mücadele ihtiyacı sadece bugüne ait bir ihtiyaç değil. Aslında bu uzunca bir süredir ihtiyaç duyulan gündemlerden bir tanesi Türkiye ve Kürdistan bakımından. Bu dönem belki tam da Boğaziçi direnişine denk gelmesi sebebiyle daha net bir biçimde açığa çıkmış oldu bu ihtiyaç. Çünkü yani 2015'te başlayan o savaş hali, 2015'te 20 Temmuz'da başlayan o darbenin sonuçları olarak çok azgın bir faşizm söz konusu. Yani sosyal medyada paylaşım yapanın tutuklandığı, son dönemde Boğaziçi ile birlikte gördük. Sadece işte toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet edenin tutuklandığı ya da ev hapsi verildiği, yani çok yoğun, azgın bir faşizmle karşı karşıyayız. Ve bunu 6 yıldır yaşıyoruz. Daha belirgin bir biçimiyle, 6 yıldır daha belirgin bir biçimiyle yaşıyoruz. Bugüne kadar aslında bu güçlerin yan yana gelişlerinin daha erken olması gerekirdi. Bugüne kadar yan yana gelişlerin örgütlenmesi gerekirdi. Şimdi bu ihtiyaç şu, aslına bakarsanız uzunca bir süredir tekil olarak devam eden çok sayıda işçi direnişi var. İşçi grevleri var. Bir kadın hareketi var. Aslında sokağa çıkılamadığı dönemde bile sokağa tutan, kadın katliamlarına karşı direnen, mücadele eden, kadınların kazanılmış hakları karşısında bir direniş sergileyen bir kadın hareketi var. Bir ekoloji mücadelesi var. Kürt ulusunun, zaten Kürt halkının çok uzunca bir süredir sürdürdüğü bir direniş, bir mücadele söz konusu. LGBT'lerin sürdürdüğü bir mücadele var. Ve şimdi de daha belirgin bir biçimde Boğaziçi direnişiyle karşımıza çıkan gençliğin bir mücadelesi var. Bu mücadelelerin, Boğaziçi'ni biraz dışında tutarak söylüyorum, hepsi kendi mecrasından atmaya çalışıyor. Hepsi kendi bulunduğu alandan kendisini genişletmeye ve yeni bir zemin yaratmaya çalışıyor. Boğaziçi'nin başkaca ayırt edeceği anları var. Ona da kısaca değineceğim izin verirseniz. Bütün bu süren direnişleri... Buyurun, buyurun.
Bir şey demek istediniz diye düşünüyorum. Buyurun, buyurun. Bütün süren direnişlerin yan yana getirilmesi ve aslında her birinin farklı farklı gündemler, farklı farklı konularda olduğu görülse bile aslında hepsinin ortak bir yanı var. Bu ülkedeki bu faşizme karşı özgürlük, demokrasi, eşitlik diyen herkese yönelen bu saldırganlığa karşı bir karşı duruş söz konusu. Bu karşı duruşların yan yana getirilmesinin ihtiyacının bir ürünüdür aslına bakarsanız. Birleşik Mücadele Güçlerinin kuruluşu. Dediğim gibi biraz geç kalınmış bir oluşum ama bugünden itibaren özellikle de Boğaziçi direnişiyle, Boğaziçi direnişine ilişkin de şunu söyleyebilirim. Yani bir daha önce de bu kayyum rektörlere karşı öğrenci gençliğin mücadelesi oldu. İstanbul Üniversitesi'nde oldu, ODTÜ'de oldu kayyum rektörlere karşı direniş. Fakat hiçbiri bu kadar toplumsallaşamadı. Boğaziçi'ndeki gibi toplumsallaşamadı. Bugün Boğaziçi'ndeki bu direnişin toplumsallaşmasının aynı zamanda birikmiş, toplumda birikmiş bu öfkenin, bu baskıya karşı duruşun bir göstergesi aynı zamanda. Doğal olarak bu öfkeyi örgütleyecek bir güce ihtiyaç var. Bu öfkeyi örgütleyebilecek bir bakış açısına, bir örgütlülüğe ihtiyaç var. Birleşik Mücadele Güçleri de tam da burada aslında kendi misyonunu buluyor diyebilirim. Peki. Tekrar bu konuyla ilgili bir sorum daha olacak sizlere. Program sonuna kadar orada da geri kalanını tamamlarsınız. Sevda Hanım, sizinle devam edelim. Biraz önce duyamamıştınız, internet zayıflamıştı ama umarım şimdi sıkıntı olmaz. Şimdi Birleşik Mücadele Güçleri geçen hafta kuruluşunu ilan etti diyoruz ama aslında hepimiz bir şekliyle mücadele tarihinden biliyoruz ki deneyimleri itibariyle kökleri çok eskiye dayanan bir faşizme karşı mücadele birikiminin sonucudur. Onun günümüze yansımış biçimidir. Böyle demek mümkün mü sizin açınızdan da? Siz bu birikim ve deneyimin günümüze yansımasına ilişkin özellikle geçtiğimiz hafta Birleşik Mücadele Güçlerinin kuruluşuna nasıl etki edebileceğini öngörüyorsunuz. Bir de tabii doğrusu Nadia Hanım yorumladı ama sizin de özellikle günümüz açısından bu Birleşik Mücadele Güçlerinin Türkiye'nin gidişatına dönük etkilerini de yorumlamanızı isteyeceğim. Sesiniz gelmiyor maalesef. Şimdi geliyordur. Şimdi geliyor, evet. Şimdi geliyor. Şimdi konuşuyor. Yani geçmişten günümüze bir deneyim olduğunu elbette ki söyleyebiliriz. Bu aslında net. Yani bundan önce de bir araya gelişler var. Evet, geliyor sanırım. Yani geçmiş döneme baktığımızda kendi özgünlükleri içinde bu güçler daha önce defalarca bir araya gelmiş, birliktelikler, birlikte karşı koyuşlar örgütlemişler. Dolayısıyla her bir araya geliş kendi içinde bir güç biriktirme ve bir deneyim aktarımı elbette ki yapar. Dolayısıyla bugünkü bu bir araya geliş de bu deneyimlerden faydalanmaktadır. Bu deneyimlerin bir parçası da bir yansımasıdır. Yani her birliktelik, her güç birliğinin farklı biçimleri var. Bu biçimi de aslında yeni değil. Yani mesela illere baktığımızda da bundan önceki süreçlere baktığımızda da işte emek ve demokrasi blokları var. Ya da HDK ve HDP'de bir araya gelişler var. Buradaki işte güç birliktelikleri var. Bunların biriktirdiği deneyimler var. Bugün de bir ihtiyaç, bugünün ihtiyacı bir araya gelişi aslında biraz da zorunlu kılan güç birliğinin saldırıları birlikte göğüsleme, yani kendi deklarasyonlarında da değerlendirmelerinde de aslında okuduğumuz, gördüğümüz, kendi oluşturduklarımızda de yansımasını bulan bir yansımadan bahsedebiliriz. Bugün işte bu toplumsal öfkenin bir araya getirilmesi, birleştirilmesi, bunu aslında ihtiyaç dedik. İhtiyaç çünkü bu toplumsal olarak sahiplenme, bu kadar fazla sahiplenmesi, belki de büyük bir beklentiye de aslında toplumsal kesimleri sokması
ihtiyacın aslında ne kadar derin olduğunu da ifade etmek gerekiyor bizce. Yine siyasi iktidarın aslında kuruluş sırasında verdiği tepki de bunun önemini ortaya koyuyor. İşte deklarasyon öncesi, yani daha öncesine başlayan yasakla birlikte hani avukaya alınması, diğer tarafıyla aslında gazetecilere dönüp de yani oradaki o birlikteliğin bir araya gelişin yarattığı motivasyon, enerjiyi de aslında kırmak, onun yayılmasını engellemek amaçlı. Hepinizin takip ettiği üzere birçok gazeteci engellemeye çalışıldı, gözaltına alındı. Bizim de muhabirimiz orada 65 kişi içerisinde gözaltındaydı. Yani siyasi iktidar aslında tarihine baktığımızda bir katliam yaşandığında ya da kendi saldırılarını, hak gasplarını ya da benzeri başka saldırılarını hayata geçirdiğinde gazetecilere dönüp de özel bir hedefleme, özel bir engelleme ve tutuklamayı hayata geçirmektedir. Bugün Birleşik Mücadele Güçlerinin bir araya gelişini gazetelerine, sayfalarına taşıyan gazeteciler siteler açısından da benzeri bir süreç yaşanmaktadır. Yalnız hani faşizmi geriletme gibi bir hedef var. Bunu aslında biraz sürece bırakmak biraz, çünkü çok yeni, hani kuruluş çok yeni, henüz kampanyalarını ilk tartışma dönemleri ve deklarasyon yayınlanmış oldu. Bir kampanya değerlendirmelerde okuduğumuzda kampanya süreci de yani görmüş olacağız. Ancak hani şeye aktarabilirim, biz gazeteciler alanda, adliyelerde daha kolay soluyabiliyoruz kitlenin tepkisini. Yani kendi takipçilerimiz üzerinden de ya da işte bir araya gelen kurumların kitlelerinin sitelerinde o gözaltı sürecini sahiplenmeden de gördüğümüz, bunun yarattığı bir motivasyon, bir enerji, o güç birliğinin, çünkü zaten az deklarasyonda parçalı duruşları, parçalı direnişleri birleştirmek, onlardan öğrenmek, yerlerine söz söylemek değil de birlikte söz kurmak gibi, böyle aslında kitleden öğrenme, mahalle ve semtlerde aslında bu birlikteliği büyütmek gibi bir hedef var. Dolayısıyla bunun yarattığı bir sinerji var. Bu hani faşizmi ne kadar geriletecek, nasıl bir pozisyon alacak, elbette ki öznelerin aslında biraz mücadelesiyle ortaya çıkacak bir şey, ama dediğim gibi bizim gördüğümüz olumlu bir hava var. Bunun bu anın ihtiyacı olduğu ve önemli olduğu aşikardır. Sarıyor diyorsunuz. Aslında kuruluş döneminde, kuruluşun ilan edileceği gün Kadıköy'de yaşanan tablo devletin ne kadar ciddiye de aldığını gösteriyor. Bunun tutup halka, kitleye duyurulmaması için de gazetecilere saldırdığını siz de ifade ettiniz. Mürvet Hanım'la devam edelim istiyorum. Şimdi Birleşik Mücadele Güçlerinin esasen faşizme karşı birleşik mücadelede nasıl bir etki oluşturabileceğine dönük sizin de yorumlarınızı almak istiyorum, ama kuruluşunu yeni ilan etti. Kökenlerini biliyoruz. 1980 faşist darbesinin ilk günlerine kadar götürebileceğimiz, belki çok öncesinde de götürebileceğimiz bir birikimin de sahibi. Biraz önce de söylemiştim. Bu birikim özellikle önümüzdeki dönem alanlara, mücadeleye nasıl yansır? Bir ikincisi, faşizme karşı birleşik cephe mücadelesi diyebileceğimiz bu mücadeleyi, bu cepheyi daha da büyütmek nasıl mümkün olur? Şimdi arkadaşlarım da belli boyutlarıyla değindiler. Yani bu konjonktürel zemin, aslında konjonktür demek de çok doğru değil. Çünkü tarihsel bir eşik bu aynı zamanda. Yani sistemin bir bütün olarak ciddi tıkanmalar yaşadığı ve aslında halkların da öncüyle buluşamadığı için, öncülerle öncelikle örgütlü bir güce dönüşemedikleri için tepkilerini devrimsel sıçramalara dönüştüremedikleri tarihsel bir eşik bu. O açıdan konjonktür demek de çok doğru değil. Çünkü gelip geçici değil. Yani bu kriz oldukça derin, kapsamlı bir kriz ve sistem de bunun oldukça uzun sürece yayılacağını öngörerek ona göre bir hazırlık yapıyor. Şimdi biz böyle bir tarihsel eşikte tarihin bize dayattığı bir araya gelişi yaratmaya çalışıyoruz, örgütlemeye çalışıyoruz.
Bunun büyüme potansiyelleri çok güçlü. Çünkü toplumda, bizim dışımızda zaten pek çok toplumsal dinamik direniş halinde ve uzun süredir, yani bu son 19 yıl bir yana, özellikle son 6-7 yıldır tırmanan saldırılara rağmen, tırmanan işte her kafasını kaldıranın ezilmeye çalıştığı saldırılara rağmen bütün inatçılığıyla devam eden toplumsal direniş dinamikleri var. İşte işçi sınıfı irili ufaklı orada burada bir şekilde direniyor ve kazanım elde ettikçe, özellikle son son bir yıl içerisinde baktığımızda madencilerin kazanımıyla başlayan bir süreç giderek bir moral motivasyon etki yaratıp birçok alanda irili ufaklı direnişleri karşımıza çıkardı. İşte grevler yaşanıyor, örgütlenme çabaları devam ediyor. İşte kadın hareketi bir eşikte belki şu anda, ama o eşiği de sıçrayarak aşıp geçme potansiyellerini taşıyor. Çok inatçı bir hareket olarak kendi varlığını sisteme bile kabul ettirmiş. Kendi başına bir özne haline gelmiş bir hareket. İşte yani Türkiye'nin neredeyse bütün dağlarının taşlarının yağmalanmaya, maden patronlarına, inşaat patronlarına, enerji patronlarına peşkeş çekilmeye çalışıldığı vahşi bir liberal yağma alan politikalarıyla köylüler, en muhafazakar kesimler olmasına rağmen devleti tanıyor, devletle çatışıyor. Yani bizim dışımızda devlet ya da işte gençlik hareketi Boğaziçi ile başka bir şeye dönüştü. Yani devrimci güçler dışında zaten toplum bir direniş halinde. Bizim dışımızda var olan bu mevcut direniş dinamikleriyle bizim buluşmamız yeni bir dil kurmamızı, yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni araçlar, yeni bir, ve bunların hepsini ortaklaştırabileceğimiz, ortak bir ruhla hayata geçirebileceğimiz bir süreci bize dayatıyor. Biz bunu başarabildiğimiz oranda büyüme potansiyeli, gerçekten büyük sonuçlara, sonuçlara yol açma potansiyeli güçlü bir geleneksel birlikteliği temsil ediyoruz. Yani bu topraklardaki devrimci sosyalist hareketin, geleneklerin toplam birikim enerjisini eden bir araya geliş bu. Şimdi bu noktada şuraya gelmek istiyorum. Yani faşizme karşı mücadele dediğimiz noktada aklımıza demin saydığımız şeyler geliyor. Yani faşizme karşı mücadele sadece siyasal zorbalığa karşı mücadele değil bugün artık. Yani faşizm ideolojik, kültürel anlamda gündelik hayatı da bir şekilde yarattığı sembollerle o toplumsal gericilik birikimini de kaşıyarak sürekli geriye doğru çözmeye çalışıyor. Ya da işçi sınıfının emek sömürü rejimlerini sürekli daha despotça biçimlerle sömürüyü derinleştirecek biçimde zenginleştirmeye çalışıyor. Ya da işte o neoliberal politikalar dediğimiz vahşi despotça sömürü ve yağma politikaları doğanın resmen paramparça edilmesine, mahvedilmesine, yani o asalakça sermaye yağma politikaları doğayı yıkıma götürüyor. Yani insanlığı yıkıma götürüyor. İşte kadınlara dönük saldırganlık, yani faşizmin ideolojik kodlarıyla doğrudan bağlantılı olarak tırmanıyor. Yani bu anlamda faşizme karşı mücadele sadece siyasal zorbalığa, siyasal saldırganlığa karşı mücadele değil de faşizmin bütün toplumsal alanlara dönük kapitalizmin politikalarıyla kapitalizmin yaşadığı krizi aşma çabası ve sömürüyü derinleştirme, o kar oranlarını, azami kar oranlarını ve azami egemenlik arayışını, doyurma arayışının ifade bulduğu bütün alanlarda kendisini bir şekilde ifade ediyor. Biz birleşik güçler olarak aslında faşizmi dar siyasal saldırganlıkla görmeyip, bunu da ıskalamadan, buna karşı özel mücadele yöntemlerini güçlerimizi birleştirerek geliştirmeyi de ıskalamadan, ama bunun bütün alanlarda aslında ideolojik, siyasal, kültürel anlamda üretildiğini görerek buna uygun bir politik zenginliği yakalamak zorundayız. O politik zenginliği ortak bir dil, ortak bir kültüre dönüştürmek zorundayız. Yoksa sadece siyasal saldırganlıkla sınırlandırdığımızda biz faşizmin kendisine taban haline getirmeye çalıştığı
Asıl hedef kitlemiz olan kesimlere ulaşamayız. Asıl hedef kitlemiz, yani bizim zaten demokratik dinamiklere ulaşma şansımız her zaman var. Yani toplumun neredeyse yarısına yakınına tekabül eden bir kesimi oluşturuyor bu dinamikler. Bu dinamikleri örgütlü hale getirmek de çok yaşamsal önemli. Biz asıl olarak onun, yani yeni böyle o gerici ideolojisini, faşizmin o eklektik, milliyetçi, şoven ideolojisiyle sürekli kışkırtıp kendi tabanını diri tutacağı, konsolide etmeye çalıştığı o kitleye ulaşmayı esas alacak politikalar da geliştirmeliyiz. Ve bu gerçekten emek sermaye çelişkisi noktasına asılmamızdan geçiyor. Yani bugün kadın sorunu da, işte doğanın talanı da, gençlik sorunu da, işçi sınıfının daha despotça biçimlerle sömürülmesi sorunu da, Kürt halkına dönük zaten hani yani tarih boyunca devam eden saldırıların yeni bir düzleme sıçratılması meselesi de aslında emperyalist kapitalist sistem ve onunla bağımlılık ilişkisi içerisinde olan Türkiye gibi ülkelerde, yani o azami egemenlik, azami hegemonya arayışlarının, sermayenin bu arayışlarının ve sermayenin siyasal temsilcilerinin bunu faşist biçimlerle dile getirmesinin, her anda dile getirmesinin yansıması olarak görmemiz ve buna uygun politikalar üretmemiz bir zorunluluk. Bunu üretebildiğimiz, bunu yakalayıp kendimizi bu noktada yenileyebildiğimiz oranda bu birliktelik, bu güç birlikteliği büyümeye, kitleler nezdinde manevi bir otorite haline gelmeye, moral bir merkez haline gelmeye açık bir birliktelik. Peki. Son 10-15 dakikamız, onu söyleyerek başlayayım. Her birinize yine faşizme karşı birleşik mücadele güçleri bağlamında birer sorum olacak. Nadia Hanım'la devam edelim istiyorum. Şimdi sistem içi muhalefeti bu akşam konuştuk ama görünen onlar faşizme razı, ancak toplumda herkesin, kadınların, gençlerin işte eşit ve özgür yaşayabileceği, emekçilerin eşit ve özgür yaşayabileceği bir toplumsal sözleşmeye razı değil. Yani yeter ki statüko korunsun istiyorlar. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani bunların taban desteği de var. İşte biraz önce Mürvet Hanım onlara karşı yeni bir söylem, yeni bir dil tutturmaktan da söz etti. Şimdi tam bu bağlamda faşizme dolaylı ya da direkt işte bir taban desteği oluşturarak destek veren bu kesimleri nasıl kazanmak mümkün olacak? Sisteme, işte sistem içi muhalefet güçlerinin yarattığı bu tabloyu aşmak, işçi sınıfının, toplumun, diğer devrimci güçlerin geniş kesimine ulaşmak, onları bir cephede buluşturmak nasıl mümkün olacak? Belki önceden böyle bir tartışma yapmışsınız ama bu önümüzdeki dönem için de önemli doğrusu. Şimdi yani biz de bu birleşik mücadele güçleriyle ilgili tartışma başladıktan sonra hem bu bileşenleriyle hem bileşeni olabileceği potansiyele sahip çeşitli çevrelerle röportajlar da yaptık. Aslında orada gördüğümüz şöyle bir durum var. Tamam, şu anda 7 şey diyeyim, bir sosyalist üstsever kuvvet bu birleşik mücadele güçlerini oluşturmuş. Fakat bununla sınırlı kalmayacağı, yeni güçlerin, yeni kuvvetlerin de buraya dahiliyeti için bir çaba ve çalışma içerisinde olduğunu da ifade ediyor birleşik mücadele güçleri içerisindeki bileşenleri. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir diğeri şu, şimdi aslında bu saflaşmanın nasıl olacağını biz bir süredir sokakta net bir biçimde görüyoruz. Yani sokağa çıkmayanlar içinde de çeşitli söylemleriyle gösterdikleri bazı tepkilerle bunu net bir biçimde görebiliyoruz. Mesela Boğaziçi direnişinde en fazla AKP'nin ve MHP'nin devletin en fazla saldırdığı kesimlerin arasında bir LGBT'ler var. İki, hazmedemedikleri kendi cenahından saydıkları özellikle başı kapalı kadınlar var. Mesela Boğaziçi direnişinde
en çok saldırdıkları arasında. Sosyal medyada özellikle çok ciddi bir, özellikle bu kadınlara yönelik çok ciddi bir saldırganlık söz konusu. Bunun, yani bu bir boyutu ama diğer bir boyutu şu, Mürvet de konuşmasının büyük bir kısmında başından beri ifade ettiği bir şey var. Yani bu sistemin ciddi bir kapitalizmin bir krizi söz konusu ve bu krizin çok büyük yansımaları var. İşte bugün ben de haberlerde birini dinledim. İşte diyor ki ben aslında sağ partilere oy veren bir insanım. Çiftçilik yapıyorum. Hayvanlığımı yem almak için başka bir hayvanımı satmak zorunda kalıyorum ki diğer hayvanımı besleyebileyim. Yani herkesin yaşamında bu faşist sistemin yarattığı çeşitli etkiler var. Bu sadece az önce söylemeye çalıştığım da buydu. Yani tek başına şuradan yola çıkarak söylemiyorum bunu. İşte polisin sokakta şiddet uyguladığı, evini gidip basıp gözaltına alıp tutukladığı ya da ev hapsi uyguladığı, insanların yan yana gelişi değildir bu. Aslına bakarsanız doğasının talanına karşı mücadele edeninden o hayvanını beslemek için başka bir hayvanını satmak zorunda kalan çiftçisine kadar kod 29 işten atmalar yasak deyip kod 29'la işten atılan işçisine kadar hepsinin aslında kapsadığı bir mücadele bu. Ve bu mücadelenin biz bir süredir sadece devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin söylediği değil, aynı zamanda işçi sınıfının da pratikte uyguladığı bir fiili bir meşru mücadele zemininde bazı şeylerin değiştirilebileceğini görüyoruz. Mesela iki örnek vereyim burada. Sanırım bir daha söz hakkı gelmeyecek. Bu konuya değinmek istiyorum özellikle. Kısaca diğer arkadaşlarımıza da zaman kalsın. Evet. Başka zamanlar da tartışırız elbette. Tabii ki. Çok kısa. Yani bu fiili meşru mücadelenin somut iki örneğini vermek istiyorum. Birincisi Gökhan Güneş'in kaçırılarak katledilme girişiminde karşı yürütülen mücadeledir. Evet. Yani sokağa çıkma yasaklarının tanınmadığı, emniyet müdürlüğünün önüne yıllardır valilik önüne gidilemediği, yasaklı meydanlara çıkıldığı, yani valilik önünde, emniyet önünde ve yasaklı meydanlarda eylemlerin yapıldığı, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde karakolların önüne gidildiği bir fiili meşru mücadele hattıdır. Bir diğeri de aynı zamanda işçi sınıfının geliştirdiği bu fiili meşru mücadele hattı var. Yani maden işçilerinin Ankara'ya yürüyüşleri, metal işçilerinin Ankara'ya yürüyüşleri, geçtiğimiz günlerde Migros işçilerinin Migros'un bir tane mağazasına giderek orada kasaları bloke etmeye yönelik eylemleri. Yani bütün bu mücadele biçimleri aslında bakarsanız yan yana gelişleri de örgütleyebilecek ve farklı kesimlerin de sokağa çıkıp tepkisini gösterebileceği alanların açılmasına da zemin hazırlayacaktır. Boğaziçi yine örnek vereceğim. Boğaziçi tam da böyle bir mücadele alanıdır. Hem direnişi barındıran, hem fiili meşru mücadeleyi barındıran, hem de farklı birçok toplumsal kesiminin yan yana gelişini sağlayan, sadece kayyum rektör Melih Bulun'un gitmesi değil, bunun ötesine de taşan bir mücadeledir. İşte biz bu mücadeleleri müdahil olduğumuz, bunları büyütmek için çaba harcadığımız oranda bu değişim sağlanabilir. Peki Sevda Hanım, sizinle devam edeyim. Ben çok soruyu uzatmadan hemen sorayım. Aslında başından beri konuştuğumuz o dinamikler, kadınlar, gençler, evet bu mücadelenin de temel dinamikleri. Ama aynı zamanda bunlara ulaşma gibi bir sorun da var. Siz değerlendirdiğinizde Birleşik Mücadele Güçleri'nin toplumun bu devrimci kesimine ulaşması nasıl mümkün olacak? Yani bir sağ ya da sol statüste koymadan söylüyorum. Sağ Parti'ye oy veren köylüyü de bu anlamda pekala o devrimci cephe içerisinde görebilmek mümkün. Gerçekten aşılması gereken nasıl badireler var? Yani aslında kendi Birleşik Mücadele Güçleri'nin kendi tartışmalarında, aktarımlarında gördüğümüz, özellikle altını çizdikleri iki önemli mesele var. Bir tanesi fiili meşru mücadele hattının hayata geçirilmesi.
Diğer bir önemli mesele de işte bu dinamikler, bahsettiğimiz bu kadınlar, LGBT artılar ve Kürt halkı, yine işçi sınıfının mücadelesinin ve aynı zamanda taleplerin birleştirilmesi. Şimdi bu ulaşma sorununu aslında buradan giderilebileceğini görüyoruz bugün. Bunun örnekleri gerçekten var. Hem Gözden Güneş de birlikte hareket ve ondan sonuç alma o anlamda. Hem de Boğaziçi meselesinde de görüyoruz. Yani küçük küçük parçalı mücadele eden bu dinamiklerin birleşmesinden geçiyor. Bu nasıl birleşecek? Evet, bu bir tartışma sürecidir bir tarafıyla da. Hani hazır bir reçetesi, bir formülasyonu yoktur ama bu birleştiği oranda, gerçek anlamda bu talepler, bu öfke birleştiği oranda toplumsal kesimlerle buluşma ya da hani buluşamama sorunu aşılmış olacak bunlar birleştiği zaman. Bunu zaten aslında böyle semtlerde, mahallelerde diğer işte bu dinamiklerin birleşmesi ya da farklı kesimlerin bir araya gelmesi vurgulanan bir şey. Bunun hayata geçtiği oranda bu sorun ortadan kalkabileceğini ya da yani mesela handikap henüz çok yeni olduğu için bir handikap olduğu söylenemez. Ama önemli, altı çizilmesi gereken gerçek anlamda birleştirme, o direnişlerin birleşmesi meselesi önemli. Yani ekoloji mücadelesi bugün aslında çok Boğaziçi meselesiyle birlikte LGBT artıların aslında hedefe konması varlık mücadelesi, bu varlık mücadelesinin ekoloji mücadelesiyle, kadın mücadelesiyle yine aslında birleşim mücadele güçlerinin vurguladığı işçi sınıfıyla Kürt halkının taleplerinin, öfkesinin birleşmesi önemli olacaktır bunu aşma anlamında. Kısaca ifade edebileceklerim bunlar sanırım. Sürem az kaldığı için hızlıca değinmeye çalıştım. Peki. Çok teşekkürler ama ben Mürvet Hanım'la da bitireyim istiyorum. Mürvet Hanım'a da aslında baştan beri konuştuk ama şunu da biliyoruz, bir gerçeklik. Faşizmin en büyük barbarlığı yenildiği dönemlerde ortaya çıkardığı politikalardır. Yani yenilince Orta Doğu'daki faşist diktatörlüklerde de, işte Hitler'de de, tarihsel dönemde de bunu gördük. Şimdi bu bağlamda değerlendirmenizi istediğimde, birleşik mücadelenin de böylesi bir dönemde kurulması. Çünkü sonuç itibariyle faşist barbarlık istediklerini %100 yaşama geçiremedi. Kürtleri bitiremedi, yok edemedi. Sokakları, alanları tamamen tutamadı tüm tehditlerine rağmen. Tam da bu dönemde baktığınızda, deneyimleriniz ışığında sorduğumda, bu birleşik mücadele güçlerine nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Hem antifaşist güçlerin mücadelesini örgütlemek, hem de halkları, emekçileri, kadınları, işte gençleri faşizmin zulmünden korumak nasıl mümkün olur? Ya bunu asıl olarak, yani faşizmin zulmünden kitleleri birileri koruyamaz. Kitlelerle birlikte örgütlendiğimiz oranda kitlelerin hani birkaç adım önünde değil, kitlelerin belki bir adım önünde ama onlarla birlikte onların talep ve beklentilerine uygun araç ve yöntemler geliştirebildiğimiz oranda ve bu birleşik mücadeleyi omurgasını kitle çalışması üzerine dayandırdığımız oranda biz bu umudu, bu güveni verebiliriz diye düşünüyorum. Tarihimiz de bu deneyimlerle dolu. Kürt Özgürlük Hareketi açısından bu sayısız deneyimle örnekleyebilirim. Ama Türkiye Deneyimci Hareketi açısından da işte 90'lar öncesi müthiş bir, muazzam bir deneyim birikimi söz konusu. Bu noktada şunu söyleyeceğim. Yani biz fiili, arkadaşlarım da söyledi, evet, fiili meşru mücadele hattını asla terk etmemeliyiz. Zaten farkımızı asıl olarak buradan koyuyoruz. Ve kişiler de aslında meşru mücadele hattında yürüyorlar. Yani işçi sınıfı öyle yürüyor. İşte şeyden başlayarak son yıllarda özellikle 3. Havalimanı direnişi işçi sınıfının bir onur patlamasıydı. Onurunun ezilmesine karşı kitlesel bir öfke patlamasıydı. Ama sonra bu işte öncesinden başlayan ve sonrasında maden işçilerinin, işte hakkı gasp edilen, en temel hakları gasp edilen işçilerin, işte orada burada ortaya çıkan grevlerin, örgütlenme çabalarının bastırılmaya çalışılmasına karşı gelişen direnişlerin giderek daha inatçı, giderek daha süreklilik
arz eden bir nitelik kazanması, işte diğer toplumsal kesimler, yani faşizmin hemen mesela LGBT'leri arıyor şeyde. Çünkü işte toplumsal gericilik birikimini bu ideolojik kodlarla kışkırtmaya çalışıyor. Yani faşizm bütün toplumsal dinamiklerinin nasıl bir tehlike arz ettiğinin çok iyi farkında ve bunları hem yarattığı, ürettiği ideolojik araçlarla manipüle etmeye, hedefe çakmaya çalışıyor. Hatta paramiliter güçlerini de açık tehditlerle işte konuşturuyor ve bu tehditlerin pratikleşmesi de çok uzak bir ihtimal değil Türkiye'de. Yani hem buna hazırlıklı olmak ama hem de onun geliştirdiği o gerici dile karşı emek sermaye çelişkisi üzerinden gelişen, emek sermaye çelişkisi üzerinden ısrarla devam ettirilen o direniş dinamiklerine ulaşmak, onlarla yatıp kalkmak, onlarla oturup kardeşleşmek, onlar içerisinde onlarla birlikte fiili meşru mücadeleyi daha hedefli, daha birleşik bir muhtevaya, daha niteliğe kavuşturmak kaçınılmaz bir görev. Biz bunu yaptığımız oranda o dediğimiz güveni verebiliriz diye düşünüyorum. Yani kitlelere rağmen değil, kitlelerin zaten bizim dışımızda gelişen direnişlerine rağmen değil, onlara kendi biçimlerimizi dayatmak şeklinde değil. Evet. Onlarla birlikte mevcut o ileri dinamikleri kendi siyasal deneyimlerimizin de gücüyle daha ileriye taşıyabilmeyi esas alan bir yöntem ve araç zenginliğiyle gitmeliyiz. Bunu mesela Boğaziçi'ni bugün diğer toplumsal kesimlerin destekleyeceği, besleyeceği bir direniş odağına dönüştürmeliyiz mesela. Ya da bir sürü işçi direnişi var. Bunları birleştirecek, güçlerini birleşecek, çalışmalarını sağlayacak ama aynı zamanda kendi gücümüzle, kendi deneyim ve birikimlerimizle daha ileriye taşımayı sınıfın genel çıkarları odağından bakarak esas alacak bir yaklaşımla gitmeliyiz. Zaman doluyor galiba. Zaman doluyor maalesef. Bir cümleyle tamamlarsanız sevinirim. Yani birleşik mücadele güçleri o hem tarihsel deneyimleri ama hem de mevcut durumu kavrayarak bu durum içerisinde kendisini yeniden üretebildiği oranda kitlelere, işçi ve emekçilere gittiği, onlara rağmen değil, onlarla birlikte ama onları ileriye de taşıyacak bir yöntem ve araç zenginliğiyle hareket ettiği oranda büyümeye, geleceği kazanmaya aday bir güç, aday bir odak. Bunu kısaca belirtmek istiyorum. Peki, çok teşekkürler. Aslında tüm bu tartışmalarımızdan ortaya çıkan sonuç şu: kimse kimseyi korumuyor. Herkes birlikte örgütlenerek faşizme karşı bir direniş içerisinde olmalı diye bir rota çiziliyor. Bu tabii bir birikim üzerinden şekillenmiş. Birleşik Devrimci Mücadele de bu anlamda bir haftalık bir girişim değil elbet. Kökleri olan, geleneği, birikimi, deneyimi olan bir yapı. Ben her üç konuğumuza da Nadiye Gürbüz Atılım Gazetesi'nden, Sevda Erkılınç Özgür Gelecek Gazetesi'nden, yine Mürüvvet Küçük Alınteri Gazetesi'nden her üç meslektaşımıza da katılım ve katkıları için teşekkür ediyorum. Yine bu konuları gelecekte tabii tartışmaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.